Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ee, bu arada Kusura bakmayın bu hafta kanalı biraz boşladım. Hem e, biraz işlerim vardı. Yoğundum. Hem de e, Deniz Akademi kanalına e, içerikler üretiyorum. Hatta yeni videomuz da çıktı. Şuraya link bırakayım. Oradan izleyebilin. E, bunların dışında bugün e, ben size biraz daha ciddi konulardan bahsetmek istiyorum. Şu Bitcoin olayına biraz giriş yapalım istiyorum. E, çünkü dün aslında başka bir video yayınlayacaktım size ama Mesut Çevi'nin şu Bitcoin ile ilgili yayınladığı videoya denk geldim. E, ve bununla ilgili ben de bir şeyler paylaşmak istedim çok güzel anlatıyor bu arada isterseniz bunu da linkine bırakayım e, bu videodan önce ya da sonrası onu da bir izleyin ama ben size burada biraz daha kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum çünkü ben yaklaşık 4 yıldır bitcoin alıp satan biriyim ve bitcoin işlerini aslında kazanan tarafta oldum ve uzun süredir bunlara yatırım yapıyorum al sat yapıyorum ve biraz da o yüzden size deneyimlerimden bahsetmek istiyorum bu arada hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeyeceğim veremem. Hiç kimsenin de karşıdaki insanı iyi tanımadıktan sonra böyle kamuoyuna açık yerlerde yatırım tavsiyesi vermemesi gerektiğini düşünüyorum ve size bu şekilde yatırım tavsiyesi veren insanlardan olabildiğince hızlı uzaklaşın. Ama ben videonun sonunda biraz daha size yatırımlarınızı nasıl yönlendirebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Ee, videonun sonuna kadar kalmak isterseniz de o kısımları konuşuruz. Bir kere ben ilk defa bu Bitcoin muhabbetlerini ilk defa duyduğumda bu konsept, bu felsefe çok hoşuma gitmişti. Yani neydi o? Bu para hiçbir şekilde mer Merkezi olmayacak, hiçbir bankanın kontrolünde olmayacak, hiçbir şekilde faize devirasyona girmeyecek çünkü sınırlı adette basılacak ve o kadar kalacak e, ve tamamen dijital olacak denmişti. ve yani bu olay benim çok hoşuma gitmişti. Ben çünkü hani para taşımayı seven biri değilim. Hiçbir zaman yanımda işte büyük bir cüzdan taşımam. Nakit parayı hiçbir şekilde sevmem. Paraya dokunmayı sevmem. Olabildiğince mobil, olabildiğince pratik olmak isteyen bir insanım ve taşıdığım bütün eşyalarını böyle olmasına özen gösteriyorum. O yüzden benim için paranın tamamen dijital olması çok önemliydi. Ve bu ilk bitcoin olayını duyduğum zaman da çok etkilenmiştim. Hoşuma gitmişti. Ve ben dedim bundan bir tane alacağım. Yani bir tane bitcoin değil ama hani paramın yettiği kadar bir miktar almak istiyorum dedim. Ve o zaman araştırdım ettiğimde yurt dışında bunun borsaları olduğunu gördüm. Ama Türkiye'de o zaman için yanlış hatırlamıyorsam bir tane borsa vardı. Ondan alışveriş yapabiliyordum. Ve ben de bu borsaya Bitcoin'i e almak için başvurdum. Bu arada hani Bitcoin'i e öyle hadi ben bugün alıyorum gibi alamıyorsunuz çünkü borsalara banka hesabınızı ve kimliğinizi onaylatmanız gerekiyor ve bunun için minimum bir 24 saatlik onaylanma süreciniz var borsadan. Ve ben borsaya başvurduğumda Bitcoin'in değeri yaklaşık hatırlamıyorsam işte 900, 800, 900 dolar gibi bir paraydı. Bakın çok düşük bir miktardan bahsediyorum günümüze göre. TL'ye vuracak olursak çünkü ben hep TL ile aldığım için yaklaşık 5000 lira gibi bir fiyatı olduğunu hatırlıyorum. Ve elimde de o iş için kenara koyduğum bir bin lira var. Sadece bin lira yatıracağım. Dedim ki ben bu işi bu parayı harcayacağım. E, kaybetsem de üzülmeyeceğim bir meblağ olduğunu düşünerekten bunu koydum. Ve inanır mısınız benim bu işlemlerim onaylanıp ertesi gün ben bitcoin alana kadar Bitcoin %50'ye yakın değer kazandı ve 900 dolar gibi bir rakamdan yanlış hatırlamıyorsam 1300 dolar gibi bir rakama çıktı. Elimdeki 1000 lirayla yaklaşık işte 0.2 bitcoin alabilirken o zaman almaya kalktığımda 0.12 bitcoin gibi bir şey alabilmiştim. Ve Allah kahretsin ben artık bu treni kaçırdım işte bitti bu iş. Yani artık bundan sonra da çıkmaz. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum demiştim ve aldıktan çok kısa bir süre sonra da Bitcoin'de bir bölünme olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Yani Bitcoin klasik ve Bitcoin gold olarak bu para ikiye ayrılacaktı. Ve Bitcoin aslında bin doları geçerek o zaman çok önemli bir eşiği atlamıştı. Birçok kişinin ilgisini oraya çekmesine ve Bitcoin alıp satmasına neden olmuştu. Ve o zaman da yanlış hatırlamıyorsam 16 milyonu aşmıştı Bitcoin'in üretilme süreci. Ve bundan sonra çok yavaşlayacaktı Bitcoin üretme sistemi. Ve çok şişmeye başlamıştı. Herkes Bitcoin'e duymaya başlamıştı başlamış ve ona yatırım yapmaya başlamıştı. Bir bitcoin'in bir cüzdandan diğer cüzdana aktarım süreleri çok artmaya başlamıştı ve sistem şişiyordu. Bununla ilgili de acil bir şeyler yapılması gerekiyordu ve bitcoin'i bölelim dediler. Çünkü insanlar şunu diyordu madencilerin yarısından çoğu bitcoin klasiği terk edecek... Artık Bitcoin Gold asıl olay olacak deniyordu. O yüzden de Bitcoin ben aldıktan çok kısa bir süre sonra hızlıca değer kaybetmeye başladı. Ben gerçekten o zaman başıma kaynar sular dökülmüştü. Aman Allah'ım diyordum. Yani ben şu anda paramın %25'ini kaybettim. Çünkü ben o zaman için mimarlık yapıyordum. Bir şirkette beyaz yak olarak çalışıyordum. Ve düzenli bir gelirim vardı. Ve o yüzden de hani e, hani bu parayı kaybetsem de çok büyük e, risk içerisinde bulunmuyordum. Ama inanın hani bir insanın oraya yatırdığı bir paranın dörtte birini kaybetmiş olması gerçekten çok şok edici bir durum. Ve nitekim Bitcoin'in bu ayrışma süreci gerçekleşti. Bitcoin ve Bitcoin Gold olarak ayrıldı. Ama şöyle ilginç bir şey oldu. İnsanlar Bitcoin Gold'a... Bitcoin kadar e, rağbet etmediler. Bitcoin Gold'un değeri bir süre yukarıda kaldı. Yaklaşık 1000 dolarlar seviyesine çıktı. Ve oradan sonra hızlıca aşağı düşüp işte 100 dolar 200 dolar seviyelerine gelip sabitlendi. O ayrı bir kripto para birimi olarak orada kaldı ve hayatını sürdürmeye devam etti. Ama Bitcoin oradan sonra hızlıca hatta roket etkisiyle yükselmeye başladı. Ve her geçen gün değerini ufak 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 arttırmaya başladı ve o zamanlar zaten ben bu işi artık bir süredir takip etmeye başladığımdan ve e, her artan maaşımdan ufak bir kısmını Bitcoin'e yatırdığımdan dolayı elimde de biraz Bitcoin birikmişti ve onun her geçen gün böyle sürekli değer kazandığını görmek beni çok mutlu ediyordu ve artık o gün geldi Bitcoin e, 10 bin dolar limitini geçti 11 bin dolar olduğunu gördüm ve o zaman abi dedim ben gerçekten çok doğru bir yatırım yaptım. Benim param yani o zaman da çok büyük bir para yatırmamıştım ama gerçekten nereden baksan böyle 7-8 katına çıktı e, diye çok sevinmiştim. Ve yanlış hatırlamıyorsam 2017 mi 2018'in sonları mı neydi şöyle bir şey oldu. Amerika bitcoin'i devlet tahvili olarak satacağını duyurdu. Yani vatandaşlarına satacak siz bitcoin'i aldığınız değerden e, i̇stediğiniz zaman geri satabileceksiniz devlete ve sizin elinizdeki Bitcoin artsa da azalsa da her zaman o yatırım aracı olarak arkasında bulunacağını söyledi ve bunu söylemesiyle itibaren ben yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin bir anda 12-13 bin dolar seviyelerinden tak diye böyle 19-20 bin dolarlara kadar çıktı. Ve artık herkes Amerika'nın o koyduğu miladı yani bunu tahvil olarak bankaları sokacağı günü bekliyordu. Ve Amerika herkese ters köşe yaptı ve dedi ki ben arkadaşlar Bitcoin'i tahvil olarak sunmaktan vazgeçtim. Onun yerine Bitcoin Gold'u değerlendireceğim dedi. Ve bir anda size şaka yapmıyorum bitcoin 20 bin dolardan böyle 10 bin dolarların hatta daha da altına hani gün içerse çakılırken bitcoin gold yanlış hatırlamıyorsam bin dolardı ve 10 bin dolarların üzerine çıkmaya başladı ve ilk defa Bitcoin'i geçti mi daha üzerine çıktım bilmiyorum öyle bir bayağı bir aralarında makas olmaya başladı. Ve hep güvendiğim bu Bitcoin çat diye dibe vurdu. Ve ben o süreçte Bitcoin al-sat yapmaya ve arbitraj yapmaya başladım. Arbitraj nedir? Onu da kısaca şöyle söyleyeyim. Yani sizin başka bir Bitcoin borsasından aldığınız bir Bitcoin'i başka bir borsada satma işleminize deniyor. Yani bunu işte FRP oynayanlar ya da MMO'larda ticaret yapanlar çok iyi bilecektir. Siz bir town'da ucuza aldığınız bir eşyayı başka bir town'a gittiğinizde pahalıya satarsınız. Mesela oradan ticaret yapar, para kazanırsınız. İşte Bitcoin'de de insanlar aslında al sat yapanlar böyle para kazanıyor. Çünkü Bitcoin aslında genel değeri şu kadar dense de her borsada her ülkede farklı değerden e, arz ediliyor ve farklı değer görüyor ama 3 aşağı 5 yukarı bu aralarında çok fazla e, makas olmuyor ve ben bu arbitrajları yaptığım sırada işte farklı borsalardan al sat yaptım. Sırada bir gün bu işte Bitcoin'in çok yükseldiği ve çok dibe vurduğu bir gün içerisinde ben çok büyük bir para kazandım ve aynı gün içerisinde ertesi gününde o paranın çok büyük bir kısmını kaybettim ve neredeyse başladığım noktaya döndüm ve yani o geceki yani o gün içerisindeki stresimi o başımdan kaynar suların dökülüşü her yerimin uyuşmasını yani onu size anlatamam gerçekten çok kötü bir deneyim yani müthiş bir yere çıkıyorsunuz maddi anlamda ve büyük bir çöküş yaşıyorsunuz aynı Serdar Ortaç psikolojisine giriyorsunuz o yüzden arkadaşlar burada hani bu e, paranızı nasıl yatıracağınızla ilgili tavsiye kısmına geçeyim. Bilmediğiniz borsalarda eğer yeniyseniz kripto parayla ilgili konularda hiçbir şekilde al sat yapmayın. Paranızın önemli bir kısmını sizi üzecek miktarları sakın 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 buralara harcamayın. Çünkü her ne kadar Bitcoin 10 yıllık hayatı boyunca e, genel olarak baktığımızda ileri doğru giden bir grafik Resmetsede kripto paralar çok riskli yatırımlar sınıfına girer ve riskli yatırımlar yapacaksanız da paranızın sizi çok üzmeyecek bir kısmını yani birikmiş meblağınızın sizi hiçbir şekilde acıtmayacak bir kısmını küçük 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 miktarlar şeklinde koyun. Yani siz buradan zengin olacağım ben paramı işte 2 3'e 5'e katlayacağım değil de çok uzun vadede. ...bir yatırım yapacağım ve çok ilerisine bir e, para kazanacağım... ...belki bu parayı çocuklarıma, torunlarıma aktaracağım e, diye düşünerek e, yatırım yapın. Ne bileyim işte bir oyun alacaksınız, bir keyif unsuru alacaksınız... ...bir lüksünüze yatırım yapacaksınızdır. Da Ben o parayı oraya harcamıyorum da bitcoin'e harcıyorum... ...ve bu parayı unutacağım gibi düşünün. Ve ne zaman paranız e, işte bir buçuk katına, iki katına... Katlandı şunu demeyin İşte bu daha da artacak 3 katına 5 katına 10 katına çıkacak dur bakalım dursun demeyin Ne zaman paranız belli bir e, Süreçte Katlandı o zaman ana paranızı oradan mutlaka çekin belki çekmezseniz daha çok kazanacaksınız daha da katlanacak o total parayla birlikte ama ne yapın ne edin ana parayı oradan çekin bakın ben ilk başta biriktirdiğim bitcoin miktarına döndüm ama ne zaman e, bitcoin yanlış hatırlamıyorsam 2018 yıllarında tekrar böyle bir çıkışa geldiği zaman 16 bin dolar 17 bin dolar seviyelerine gelmişti o zaman ben. Ana paramın 2-3 e, katı kadarlık bir kısmıyla beraber e, yanlış hatırlamıyorsam 0-4-5 bitcoin satarak kendime bir araba aldım. O zaman arabaya da çok ihtiyacım vardı. Bodrum'da yaşıyordum. Ve şu anda bitcoinim var mı diye sorarsanız evet bitcoinim var. Ama şu anda e, karımın karıyla orada bulunuyorum ya da oynuyorum. E, çünkü ben işte bir kısmıyla bunun araba aldım. Bir kısmıyla işte bir takım borçlarımızı ödedik bir kısmıyla kendim işte bazen para bulamadım işte bu YouTube kanalıma başladığımda para ihtiyacım olduğu ve para kazanamadığım dönemlerden geçtim sıralarda oradan kazandım paraları harcadım ve sonradan yerine koydum bu şekilde bitcoinlerimi harcadım ve hala da bulundurduğum bitcoinler benim daha önceden kazandıklarımı karımı karı olarak duruyor. Ve oraya ilk yatırdığım ana paraları çok öncesinden ben oradan çıkardım. O yüzden ben o paraları hiçbir zaman şu an tamamen bitcoinlerim sıfırlansa da en kötü başladığım noktaya dönerim gibi düşünürüm ve üzülmem. Evet ben de size burada işte 4 yılda edindiğim Bitcoin ile ilgili tecrübelerimi aktarmak istedim. ve ee, ben bu arada şunu da söyleyeyim ben hiçbir şekilde e, mining yapmadım. Yani Bitcoin üretmedim. Ee, çok fazla meblalarda para kazanmadım. Her zaman için bunun biraz daha duygusal yanında oldum. Benim için hani bunun felsefesi daha çok önemliydi. Bunun bir hediyelik eşya olarak, ileriye dönüp bir yatırım aracı olarak e, bunun orada bulunması beni mutlu ettiği için aldım. Hiçbir zaman ben zengin olayım, buradan ihya olayım, e, parama para katayım diye almadım. Sadece hani e, yatırdığım paramı değerlendirdim. Başka bir araç olarak gördüğüm için aldım. Siz de ileride böyle bir şeyler yapmak isterseniz e, paranızı katlamaktansa... E, bu tarz e, motivasyonlarla bu işlere girmenizi ben tavsiye ederim. Bu arada e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sormak istedikleriniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. E, benim e, yanlış söylediğim ya da aktarmadım konularla ilgili arkadaşları bilgilendirmek isteyenler varsa, daha iyi tecrübeleri olanlar varsa onlardan da duymak, e, bilgilerini almak çok isterim. E, bunların dışında kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar e, sağlıklı kalın, hoşçakalın. Bay bay.